Anne. Anne. Anne kalk. Anne kalk. Bir tehdit olmadığı için polis dikemeyeceklermiş. Kendi başımızın çaresine bakacağız yani. Feriha. Baba ben okula gideceğim. Başlatma lan okulundan. Elin manyağı dışarıda dolaşıyor. Sen hala okul diyorsun. Ya beni eve kapatmayın ne olur. Deliririm ben burada. Onun yakalanmasını bekleyemem. Mehmet, kardeşini okula sen götüreceksin, sen alacaksın, tamam mı? Tamam. Peki Mehmet, bu boya badana işi ne olacak? Ya seher sırası mı boyanın badananın ya Allah aşkına? Tabii sırası değil. Feriha'nın manyağı kaçmış. Bizim boya badana kimin umurunda? Kalk, kapıyı kilitleyiver o zaman gelin hanım. Emir'in ben olduğunu söylemedim, çekinirsin diye. Ama onun seninle konuşmaya gerçekten ihtiyacı var. Siz tanışmıyordunuz herhalde. Emir, Gülsün. Gülsüm Feriha'nın hala kızı, kuzeni. Ben böyle geldim ama ne konuşacağız? Yani sen benimle ne konuşmak istedin? Halil. Feriha'nın nişanlısıydı değil mi? Evet. Neden ondan korkuyorsunuz? Hadi ama git artık ya. Fazla konuşma. Bak daha çok panik oluyorum sen böyle yapınca. Bak kızım, o Allah'ın manyağı tımarhaneye geri dönmedikçe böyle. Artık o telefonu boynuna mı asarsın, eline mi yapıştırırsın? İki yere çalmayacak, hemen açacaksın. Feriha, yeni nişanlın mı? Sefil. Ne diyor bu ya? Ne bileyim, espri yapıyor herhalde. Aa, Mehmet'in ne işi var burada? Kim? Feriha'nın ikizi. Aa, ben de Feriha'nın yeni nişanı sanmıştım. Gir sen, ben bekleyeyim. Mehmet delirtme beni ama ya. Ya kusura bakma. Ben Feriha'nın yeni nişanlısı diye yakıştırmıştım size ama ikizmişsiniz. Tanıştırmaya niyetin yok galiba Feriha. Hande ben. Mehmet. Hadi Mehmet, işe geç kalıyorsun. Aa, ne bu eceniz? Biraz konuşsaydık. Ben seni ilk kez karşılaşıyorum. Ama adını çok duydum Mehmet. Öyle mi? Gelin, bir kahve içelim. Hem Feriha sana okulumuzu gezdirir. Arkadaşlarımızla tanışırsın. Hoş. Sen bazı arkadaşlarımızı tanıyorsun. Gerek yok. Neyse. Feriha bugün pek günde değil. Görüşürüz Mehmet. Görüşürüz. Yine beklerim. Hadi yürü git işine. Hadi. Hadi işine artık hadi. Hatun ne öyle ya? Arkadaşın mı? Ha, çok yakın arkadaşım. Hadi.
Hadi artık hadi. Hadi giriyorum ben. Tamam. Sonra eve girmiş. İşte yengemi vurmuş. Akli dengesi yerinde olmadığı için cezaevine kapatamadılar. Akıl hastanesine kapattılar. Ama dün gece bir telefon geldi. Akıl hastanesinden de kaçmış. Feriha'yı bir ruh hastasıyla nişanladılar yani. Ya vallahi ben de tam olarak bilmiyorum. O zaman burada değildim. Ama Feriha sanırım bir kabahat işlemiş. Bizimkiler de korkmuşlar ve başını bağlamak istemişler. Gülsüm, bana her şeyi anlat, saklama bir şey. Ne kabahati bu? Yeminle ben bir şey saklamıyorum. Dediğim gibi biz burada değildik. Nişan için gelmiştik. Ben Feriha'nın Halil'de gönlü var sanıyordum. Sonra seni anlattı. Seni, yalanlarını. Seni ne kadar çok sevdiğini. Seni bir daha asla görmese bile hep kalbinde yaşatacağını söyledi. Ben iyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum. Feriha bana çok kızacak. Ben gideyim artık. Ben bırakayım seni. Yok. Aman Rıza abi, Rıza abi başımıza gelenler vah vah. Dur Gülfidan Hanım, tövbe de başımıza bir şey gelmedi. Arıyorlar, yakalanacak elbet. Vallahi duyar duymaz geldim ha. Ya o sapık kapınıza dayanırsa? Sapık mı? Ya sorma kızım. Bu Zehra ablayı yaralayan zebani vardı ya, tımarhaneden kaçmış. Ay şimdi de Feriha'nın peşindeymiş. Yeter artık Gülfidan Hanım, yeter yahu. Hah kızım, bak taksin geldi. Hadi sen de içeri, Hatice'ler içeride. İyi hadi kolay gelsin. Torunum benzinden bıktık dedi de geldik oğlum. Allah muhafaza sızdırır, kaçırır. Ucuz derken canımız yanarsa. Yok amca hiç korkma sen. Bir sürü testten geçiyor bunlar. Ya bizim bütün parçalarımız nasıl desem hepsi orijinal. Hepsi Avrupa'dan onaylı. Ne bileyim oğlum. Sen şimdi bir şeyler takıyorsun ya buralara. Ne bileyim makinelerde bir şey olmasın. Yok amca bak. Biz arabanın hiçbir yerini değiştirmiyoruz. Hatta kendi kablolarına bile dokunmuyoruz. Sadece şu gaz kitini takıyoruz bitiyor. Ay vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum Hatice abla. Ya olacak şey değil. Yani sen tut iblis tımarhaneden kaç. Aman konuşa konuşa çağırdınız manyağı tabii. Tövbe tövbe. Ah ya ben ne güzel yeni yıla böyle yeni duvarlarımla yeni yatak odamla girecektim. Hayır bu manyak kaçtı da bana mı kaçtı? Bana ne, ben niye işimden gücümden oluyorum? Ha iş güç demişken Seher Hanım. Siz bu izin meselesini biraz fazla uzattınız sanırsam. Ben teklifleri değerlendiriyorum bir kere. Yani biraz bozuldum, kırıldım açıkçası onlara. Bu apartmandan attırma olayı falan. O bakımdan. Ha. Her şeyi öğrendim. Feriha. Gülsüm'le konuştum. Hepsini söyledi. Ya ne bildiğin umurumda değil. Yalnız kalmak istiyorum. Orada.
Azra, Feriha'yı içeri sok. Tuvalete gidelim mi? Yüzünü yıkamak ister misin? Yok, istemem. Emir nerede? Tamam, sakin ol. Geliyor. Onu göremedim. Birini benzettim ama o değildi. Ama kalk yine de polise gidiyoruz hadi. Yok, gitmeyelim. O değildi belki de. Değildir o. Ben yanlış gördüm herhalde. Feriha kalk hadi. Nereye ya? O değildir diyorum. Feriha adam okula kadar geldiyse... Geldiyse ne ya? Ne geldiyse? Gelmemiş işte. O değil. Allah Allah. Yalnız kalmak istiyorum. Emir, ne yapıyorsun? Yalnız kalmak istiyorum. Konuşmamız lazım. Nişanlıyın cezasıydı Feriha. Niye bilmek istiyorsun? Anlatacağım zaman dinlemedin. Ne değişti? Tamam, haklısın. Anlattığın zaman dinlemedim. Lütfen. Anlat, öğrenmek istiyorum her şeyi. Bana acımak istemiyordun. Şimdi bir şeyler öğrendin ve acıyorsun. Anlatmamı mı istiyorsun? Feriha, bana hiçbir şey anlatmadın zaten. Hiçbir şey senden öğrenmedim Feriha. Bunu da mı söylemeyeceksin? Hani ben seni Koray'la aldatmıştım ya. Paparaziler bizi çekmişti. O dergi yüzünden. O dergi yüzünden zorla nişanladılar beni. Babam dergiyi gördü. Görmüş yani. Annem aradı, senin yanındaydım. Apar topar eve gittim. Babam dövdü beni. Sonra Halil çıktı işte. İstemeye geldiler beni. Hem de ne zaman biliyor musun? Bana ilk kez seni seviyorum dediğinde. Yüzüme bak Feriha. Seni seviyorum. Seni seviyorum Feriha, bana bak, yüzüme. Emir, git lütfen. Annem babama direnmeye çalıştı. Ama o da kurtaramadı beni. Sonra da yalanlarımı öğrendi işte. Yalanlarını öğrendi. Biz çete değildik Emir. Mehmet'le babam nasıl bilmiyorsa annem de bilmiyordu. Sen Cansu'ların kapısına benim evim diye geldiğin gün. O gün öğrendi. Sanki annemi senin yüzünden üzmüşüm gibi. Sonra nişanlandık işte. Hande ile sen
Kaza yapana kadar sürdü her şey. Benim şimdi bir işim var halletmem gereken. Ama hemen geleceğim. Her şeyi konuşacağız. O bankta birlikte oturacağız. Sonra sen gözünü açtığında gücümü topladım. Nişana atıyoruz diye gittim. Sen bankta beni bekliyordun. Gelmemiştin. Gelememiştim. Kaçırdı beni. O yarım yamalık evi gezdirdi bana. Odaları gösterdi. Ama ikna ettim onu. Hiçbir şey olmamış gibi biz nişana attık diye eve geldik. Normal olmadığını anlamıştım ama engelleyemedim. Anneme söyleyemedim. Bitsin gitsin istiyordum. Yani silmiştim tamamen, anlıyor musun? Ama sonra annemi... Her şey bir dergi yüzünden. Sana hiçbir şey yapamayacak. Duydun mu beni? Bak bana. O herif sana hiçbir şey yapamayacak Feriha. Bir haber var mı o ***'ından? Gece gece küfretme. Yok haber filan. Ya gece nasıl uyuyacağız baba? Buradan da hiçbir şey gözükmüyor ki. Bunlar kafa kafaya vermiş. Kesin bir şeyler konuşuyorlar. Of! Yani ne ağzımızın tadı kaldı ne de yılbaşı gecemiz. Hayırdır gelin hanım? Yoksa yılbaşı eğlencesi vermeyi mi planlıyordun? He anne. Böyle bir durumda bir de parti verecektik. Hayır partiyi falan geçtim de. İnsan en azından şöyle bir yılbaşı ruhuna girer. Biz burada kurbanlık koyun ruhuna girdik. Ne o Feriha? Bakıyorum hiç sesin soluğun çıkmıyor. Sanki her şey senin yüzünden gelmedi başımıza. Şş, gelin hanım. Kızın üstüne gitme. Tabii. Siz böyle hepiniz etle tırnak gibisiniz ya. Tabii buldunuz el kızını. Batırın tırnağınızı. Hem yalan mı söylüyorum? Yani her şey Feriha yüzünden olmadı mı? Bakalım o manyak şimdi neler yapacak. Görsen. Kasma kendini, biliyorum Emir'le konuştuğumu. Vallahi bir türlü söyleyemedim ben Feriha. Koray çağırdı beni. Bir baktım Emir orada. Ya çocuk seni çok merak etmiş. Ben de dayanamadım. Ne biliyorsam söyleyiverdim işte bir anda. Ben kötü mü yaptım? Sen kızdın mı bana? Yok kızmadım. Feriha, vallahi ben sana diyeyim. Bu çocuk seni çok seviyor. Gülsüm, Emir'le ilgili konuşmayalım. Ama sen... Gülsüm. Lütfen. Tamam.
Feriha, senin şu arkadaşın değil mi? Vay vay vay. Hatunun altındaki arabaya bak.